Herkese merhabalar. Bu videoda altın ve gümüşün ons analizini yapacağım. Fiyata doğrudan etkili olduğu için dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllık devlet tahvil getiri grafiklerini de inceleyeceğim. Altın gümüş rasyosuna bakacağım ve Fed daha ne kadar sıkılaşabilir, nerede sıkılaşmayı sonlandırabilir? Bunu basit temiz bir dille sizlere izah etmeye çalışacağım. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analizleri yaparak sizlerle paylaşıyorum. Bugün Bitcoin ve Ethereum analiz videosu yayınlandı. Bu video yayınlandı. Yarın Platin, Palladium, Ons analiz videosu, borsa endeksleri analiz videosu ve kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan arkadaşlar için dolar pariteleri analiz videosu ayrı ayrı yayında olacak deyip analize başlamak istiyorum. Öncelikle bir dolar endeksini gözden geçirelim. Dolar endeksindeki güçlenme devam ediyor. Geçen hafta bir gevşeme yaşadı. Bu gevşeme tabii özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın 0.50 bas puan faiz artırımıyla da ilgili. Dolar endeksinin %56'sı Euro'dan oluşuyor. Euro'nun güçlenip güçlenmemesi de dolar endeksini çok önemli ölçüde etkiliyor. Şimdi burada önümüzdeki süreçte böyle aşağı yukarı gitgeller yaşanma ihtimali yüksek. Yani yukarıda 110-112 bölgesinin bir üst sınır, hani bizim şu Ganfan çizgimiz gittikçe yükseldiği için üst sınır şu anda hani 110-112 bölgesi diyebiliriz. Altta da 104 bölgesi. Bu arada dolar endeksinin önümüzdeki süreçte konsolidasyon yapma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani esasında dolar endeksi güçlü kalmaya devam edecek belli bir süre daha. Amerikan 10 yıllık devlet tahvil getirilerinde geçen hafta güzel bir düşüş başlamaya başladı haftanın son günlerinde. Aşağıda önemli değerlerin 2.6-2.7 arası olduğunu düşünüyorum. Orayı da eğer kırar ise, ki ben hani ilk etapta beklemiyorum, buraya gelip ondan sonra bir tepki yükselişi yapma ihtimali yüksek. Daha sonra tekrardan şu şekilde yavaş yavaş bu bölgelerde zaman geçirebilir. Fakat küçük de olsa bir ihtimal olarak 2.15-2.25. Yani 10 yıllık devlet tahvil grafiğinin bizim iki Ganfan çizgimiz arasında uzunca bir süre vakit geçirme ihtimalini yüksek görüyorum. Bizim bu çizgimiz kırıldıktan sonra da zaten büyük bir değişiklik, artık paradigma değişikliği olduğunu anlayacağız. Şimdi altına gelmeden önce Fed daha ne kadar sıkılaşabilir? Bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Fed'in sıkılaşmasını durduracak iki unsur olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi işsizlik oranı. Yani eğer işsizlik oranı yüksek bir noktaya çıkar ise Fed artık sıkılaşmasını durdurup gevşemeye başlamak zorunda hisseder kendini. Yani Fed'i durduracak birinci unsur işsizlik oranıdır ve biz bu grafiği takip etmeliyiz. Şu anda Amerika'da işsizlik oranı %3.6. İstihdam piyasası çok sıkı, çok canlı, açık, iş pozisyonları çok yüksek seviyede. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun görünmüyor şu aşamada. Fed'in sıkılaşmasını durduracak herhangi bir emare yok. Hiçbir sinyal yok. Yani daha uzunca bir süre bu işsizlik oranı 7'ye çıkana kadar Fed rahat rahat sıkılaşabilir. Bu birinci unsur. İkinci unsur, ikinci ihtimal bir likidite krizi. Bu likidite krizinden kastettiğim şey şu. Mesela daha önceki sıkılaşma döngüsünde 2013'te sıkılaşacağız diyerek başlayan konuşmalar sıkılaşmayla devam etti. Fakat 2019'un Eylül'ünde likidite krizi ortaya çıktı. Sıkılaşma durdu ve gevşek para politikası başladı. Daha sonra da korona ile birlikte çok yüksek miktarlarda gevşeme başladı. Yani asıl gevşemeyi başlatan şey korona değildi. Burada 2019 Eylül'ünde yaşanan likidite krizi idi. Benzer bir likidite krizi yaşanırsa, benzer bir borç krizi yaşanır ise Fed durmak zorunda kalabilir. Ya da bunu önceden sezer ise, böyle bir sorunun yaşanacağını farz eder, veri setlerinde görür ise bu yaşanmadan önce de sıkılaşmayı durdurabilir. Dolayısıyla Fed'i durdurabilecek sadece iki şey var. Ya işsizlik oranı ya da likidite krizi. Yani Fed borsalar çok düştü diye
sıkılaşmayı durdurmaz. Varlık fiyatları çok düştü diye sıkılaşmayı durdurmaz. Sadece ve sadece bence bu iki unsura göre hareket edecektir. Bu iki unsura baktığımız zaman da daha uzunca bir süre sıkılaşabilir gibi görünüyor. Yani şurada yaklaşık bir bu 5 yıl, 6 yıl boyunca likidite krizi ortaya çıkmadan bu şekilde devam edebildi 2013'ten 2019'a kadar. Şimdi tekrar duracağız deniyor, sıkılaşacağız deniyor. Bu da uzunca bir süre, yani 1-2 yıl herhangi bir likidite krizine sebep olmayabilir. Çünkü çok yüksek miktarda zaten bilanço artırılmış durumda. Yani işsizlik oluşmadan ve likidite krizi olmadan Fed geri adım atmayacaktır diye düşünüyorum. Uzunca bir süre sıkılaşma döngüsü içerisinde kalabiliriz. Tüm varlık fiyatları bundan olumsuz etkilenebilir. Bunu mutlaka akıllarda tutarak bütün yatırımları koordine etmek gerekir. Yani ilk başta bu işte sıkılaşma döngüsünden kriptolar etkilendi. Daha sonra borsalar etkilendi. Daha sonra emtialar etkilenmeye başladı. Önümüzdeki süreçte konut fiyatları etkilenebilir, araç fiyatları etkilenebilir, bütün varlık fiyatları teker teker bu sıkılaşma döngüsünden negatif olarak etkilenebilir. Ondan sonra bir işsizlik oluşup, likidite krizi oluşup tekrar gevşeme başlayabilir. Tüm yatırımları bu gözle değerlendirmenin doğru olabileceğini düşünüyorum. Şimdi altına geçelim. Altında geçen hafta söylemiştim, 1682 bir destek olarak çalışabilir. Eğer aşağıya da inerse 1610 güçlü destek olarak çalışacaktır diye. Geçen hafta gördüğünüz gibi buraya güzel bir temasını yaptı ve buradan tepki yükselişine başladı. Şimdi önümüzdeki hafta Fed kararı var. Fed'in 0.75 baz puan faizi arttırması bekleniyor. Az önce de anlattığım gibi Fed'in faiz arttırmasını ve sıkılaşmasını engelleyecek herhangi bir reel durum göremiyorum ben. Reel bir sorun olması lazım. Yani piyasalardaki sorunları Fed çok umursamayacaktır. Ya likidite krizi ya işsizlik olana kadar sıkılaşacaktır. Dolayısıyla 75 baz puan faiz arttıracaktır. 100 baz puan faiz arttırmasını ben beklemiyorum. Piyasa beklentisi de 75 baz puan. Dolayısıyla faiz arttırdıktan sonra beklenti gerçekleşti denilip bir rahatlama oluşabilir. Bütün varlık fiyatlarında bir tepki yükselişi gelebilir. Borsalarda ve altın grubunda, değerli metaller grubunda bir tepki yükselişi gelebilir. Çünkü daha önümüzde çok uzun zaman olduğu için çok fazla bütün enstrümanları hızlıca boğmanın anlamı yok. Piyasa çok hızlı boğmayacaktır. Önümüzde uzunca bir süreç olduğu için bu varlık fiyatları yavaş yavaş zamana yaya yaya hareket edecektir. Çok hızlı olmasını beklemeye gerek yok. Çok aceleci olmaya gerek yok. Geçen hafta da söylemiştim zaten. Önümüzdeki hafta özelinde ben bu tepki yükselişinin en azından 1760 bölgesine kadar, bizim Ganfan çizgimize kadar devam etmesini beklerim ons altında. Eğer burayı kırar ise 1810, yani daha önce yükselirken düşerken kırmakta zorlandığı 3 kez test ettiği 1810 bölgesini retest yapıp aşağıya doğru dönebilir. Dolayısıyla en azından 1760'a kadar bir tepki yükselişini ben altında bekliyorum. Fakat buradan sonra Fed'in sıkılaşma döngüsüne bağlı olarak tekrar aşağı yönlü hareketler oluşabilir. Bir borç krizine kadar ya da bir jeopolitik risk, tekrar bir jeopolitik savaşın genişlemesine yönelik bir kriz olana kadar altında da gevşeme görebiliriz. Bir jeopolitik kriz daha ortaya çıkar ise altında güçlü yükselişler görme ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla altın yatırımcısı her zaman dediğim gibi bu risklere karşı portföyünü sigortalamış oluyor. Yani %20 oranında oluşabilecek risklere karşı portföyde altın bulundurmanın hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Böyle düşüşlerde de işte geçen hafta söylemiştim, %5 buradan alınabilir, %10 buradan alınabilir. Bunlar da işte trade amaçlı değerlendirilir. Yani 1680'den 1700'den buradan aldıysanız, 1760'dan buradan çıkarsanız bu %5 bir trade etmiş olursunuz, bir al sat yapmış olursunuz. Bu fiyat hareketinden faydalanmış olursunuz. Ama onun haricinde uzun vadeli tutmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Daha birkaç kez
bu bölgeye 1680'e ve 1610 bölgesine gelebilir. Eğer ani bir jeopolitik risk ortaya çıkmaz ise, savaşta bir genişleme olmaz ise. Altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da yine altının daha güçlü olduğunu görüyoruz. Geçen hafta bir düşüş olabileceğinden bahsetmiştim ve oldu. Tekrar yükseliş başladı. Yani bir 94 değerini tam olarak görmek istiyor. 94'ü gördükten sonra biraz daha şöyle bir 90'a kadar en azından bir kalıcı düşüş, kalıcı düşüş demeyin de güzel bir tepki düşüşü olmasını bekliyorum. Yani gümüş tarafında biraz daha güçlü bir hareket gelme ihtimalini bekliyorum ama öncelikle bir 94'ü görmeden olmayacak gibi görünüyor. 94'ten 90'a doğru bir hareket olma ihtimali bana yüksek gibi görünüyor. Gümüş tarafına geçelim. Gümüş işte beklediğimiz zaten o tepki yükselişini tam yapamadığı için altın gümüş rasyosunda da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada da 18.3 değerini destek olarak çalışacağını, aşağı inerse 15.4'ün güçlü destek olacağını geçen haftaki videoda söylemiştim. 18.3 bir destek olarak çalışmaya başladı fakat yukarıya tam bir atak yapamadı. Önümüzdeki hafta ben artık bu yukarıya atağında gelmesini bekliyorum. Çünkü piyasa beklentiyi aldı, artık gerçekleşmeyi satacaktır. Gerçekleşme olunca bir rahatlayacaktır. 0.75 bas puan Fed'den faiz artışı geldikten sonra her şeyin beklentiye paralel gelişmesi nedeniyle bir rahatlama olma ihtimalini yüksek görüyorum. Buradan bir yukarıya doğru, 20'ye doğru en azından bir hareket gelme ihtimalini gümüş tarafında yüksek görüyorum. 20 dolardan sonra belki işte 20.6 bu ilk kırmakta zorlandığı alana retest yapıp ondan sonra tekrar aşağı hareket gelme ihtimali yüksek olarak görüyorum. Orta uzun vadede de gümüş altına göre daha negatif görünüyor. Altın bu risklerden dolayı kendisini koruyabilir iken gümüş maalesef koruyamıyor. Dolayısıyla gümüşte portföyü daha da sınırlı tutmakta orta uzun vade için daha doğru görüyorum ben esasında. Aşağıda 15.4 bu bölgelerin yani şu Ganfa çizgimiz işte gittikçe yükselecek ama zaman geçtikçe bu bölgenin bir kez ziyaret edilme ihtimali artık artmış gibi görünüyor, yükselmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla buradan alacağı destekle bir yukarı çıkıp ondan sonra tekrar şu şekilde bir düşüşler önümüzdeki orta vadede görme ihtimalimizi daha yüksek olarak değerlendiriyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.